İyi günler sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün 18 Mart 2020 Cumartesi. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü. Kutlu olsun hepimize. Bugünkü koro çalışmamızda Ümitköy Musiki Derneği olarak tarihimizde çok önemli bir yeri olan Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa bir kutlama yapacağız. Şimdi sizleri başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizle 6 Şubat 2023 günü yaşadığımız asrın felaketinde hayatlarını kaybeden canlarımız için saygı duruşuna davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Şimdi de koromuzun şefi Sayın Asım Toker'in bugüne ilişkin açıklamalarını dinleyelim. Buyurun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 108. yılı. Bugün Türk ulusunun savaş tarihine altın harflerle yazılan zaferimizin yıl dönümünü kutluyoruz. 108. yılı. Çanakkale Zaferleri'nin 108. yılı milletimize kutlu olsun. Emperyalist güçler malum önce denizden daha sonra da karadan dünyanın en büyük ordularıyla vatanımıza saldırdılar. Emperyalist güçler o kadar kolay alacaklarını sanıyorlardı ki hatta 5 çaylı İstanbul'da içeriz gibi planları vardı. Evde Gizem Çarşı'ya uymadı. Karşında çok farklı bir millet var, Türk milleti. Sonunda geldikleri gibi gittiler. Atatürk'ün ifadesiyle. Evet, gitmek zorunda kaldılar daha doğrusu. Çünkü Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yerdir Çanakkale. Çünkü Koca Seyit'in yalnız bir top mermisi değil, bir milletin kaderini sırtladığı yerdir Çanakkale. Çelikten bir saldırıya, etten bir siperdir Çanakkale. Kınalı kuzulardır Çanakkale. Ve en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'tür Çanakkale. Başta Mustafa Kemal olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi ve ayrıca 6 Şubat'ta yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen depremde hayatlarını kaybeden tüm canlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Çanakkale denince akla hiç şüphe yok ki Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Destanı adlı şiiri gelir. 250 bin şehit verdiğiniz Çanakkale Savaşı'nı o kadar canlı anlatır ki sanki o an savaş meydanında hissedersiniz kendinizi. Şimdi gelin Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şiirinden bir bölümü birlikte dinleyelim. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda inerek gökse olma anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, beynin aslanları ancak bu kadar şanlı. Sana dar gelmeyecek mahveri kimler kastır? Göreyim gel senin tarihe desen sığmazsın. Her cümel çektiğin medvarana yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istihar. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Ruhumu vahyeli duysan da geçirsen taşına. Sonra gök kubbeyi alsan da rida namide. Kanayan lakine çeksen bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık düzene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen o mavi zemin altında bürünmüş kanına uzanın.
gece ekranı getirsem yanına, gövelanım gibi ta mecre kadar bekletsem, gündüzün mecride mahizeleri gizletsem, gülenen mahidin akşamları saksam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırımda. Sen ki son etisayimin kırarak sabredini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icra ile ettin hayran. Sen ki izdahı kuşatmış oluyorken hüsran, o demir çeperi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer eşrama aldın. Sen ki asara göğüsler taşacaksın ey ağa. Sana gelmez bu okullar, seni almaz bu cihaz. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahver. Sana mahrucunu açmış duruyor peygamber. Bu vesileyle de İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a saygı ve başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, böyle bir günde Çanakkale türküsünü söylemezsek olmaz. Çok güzel söylediniz. Sizlere ve sanat ekibimize teşekkür ederim.